Şuna bak. Ne? Şuna bak. Yes! Bu kumurtası değil mi? Şu şekilde bakın arkadaşlar. Evet, ben burada konum anteni. Buraya girilebiliyor. Şimdi buraya girip bir kontrol edelim. Ben Zeynep. Ben Ahmet Fatih. Bugün kısıtlamasız ikinci cumartesimiz. Antalya merkeze yakın olan Aspen'de su kemerlerine geldik. Serik ilçesinde burası. Evet. Mühendislik bakımından çok önemli bir yermiş. Aynı zamanda burada şu an yerleşim de var. Belkıs Köyü olarak geçiyor değil mi? Belkıs Köprüsü buradaki ama bilmiyorum köyün ismini. Evet, şu anda içinden geçiyoruz. Keşke bir zaman köprüsü olsaydı, onun içinden geçseydik. Evet, o taraftan geliyor. Orada da su kemerleri var. Şimdi birazdan o tarafa da gideceğiz. Buyurun, için patan su için sıkalım. Teşekkür ederiz, sonra. Nasıl mı? Yerse. Sol tarafta da var. Devamı da bu tarafa gidiyor. Evet, kemerler şu şekilde devam ediyor. Ben değilim. Beni gösterme. Bu şekilde mi çektin? Biz de görünelim diye öyle yaptık. Baksana böyle çok güzel. Hepsinin birleştiği yer herhalde burası değil mi? Muhtemelen. Bu da dağıtım yeri olabilir. Evet, suyun debisinin azaltılıp ayarlandığı, arttırıldığı yerler varmış. Mesela burada sanki toplanıyor, yani biz öyle hissettik. Şuranın da içine giriliyor, oraya da girelim sonra. Evet, o orta kısmının içine giriliyor. Biraz sonra oraya girmeyi düşünüyoruz. Bir çevreyi keşif yapacağız. Şöyle göstereyim. Burada tarihi market binaları da varmış araştırdığımıza göre, ama onları görebilecek miyiz bilmiyoruz. Çünkü İleri tarafa bakarız, o Aspendos kenti yazıyor, tiyatronun olduğu yer. İlerisinde tiyatro, muhtemelen tiyatronun olduğu yerdedir onlar da. Evet. Buraya bakalım, ondan sonra arabayla gideriz o tarafa. Tamam. Hadi gidelim. Sana her şey böyle farklı bir tat veriyor. Evet, kemerler şöyle gösterelim. Buradan sonrası şöyle yıkılmış. Burada bitiyor. Şimdi bu taraftan gidelim bakalım başladığı yerlere. Baharın da biraz gelmiş olması. İnsan, yeşillikler. Evet, insanı çok mutlu ediyor. Her yerde çiçekler var zaten. Bir de sanki
Antalya merkeze göre daha farklı bir daha farklı bitkiler var gibi. Burası çok yağmur ya buraya. Bildiğim kadarıyla çok yağmur yağıyor. Baksana papatyalara. O ileride de vardı papatyalar. Şu an kemerin diğer tarafına doğru gidiyoruz. Burada hem bir... deniz seviyesinde hem de çok yağmur yağıyor dedin değil mi? Bak burada ev de var. Yani burada bir ev var. Geldiğimiz yer bu şekilde. Hayat şuna bak. Ne? Şuna bak. Tavuk yumurtası değil mi? Yolun kenarında. Geriden göstersene. Duvarın dibinde böyle. Evet, duvarın dibinde böyle kalmış. Bak köy yumurtası dedikleri. Köy tavuğu yumurtası işte bu. Burada zeytinlerin arasından ilerliyoruz. Evet, kemerin başlangıcı tekrar burada. Kemer burada tekrar başlıyor. Evet, bizim mahkeme burası herhalde. Evet. Buraya buranın üstü yıkılmış mı acaba? Daha mı alçak? Yıkılmış gibi hissediyorum. Daha alçakmış ama yine de yıkılmış gibi hissediyorum. Şu ileriden bir bakalım. Ya da evet. Bahçelerine girmeyelim. Şu. Evet, kemer bu şekilde devam ediyor karşıya doğru. Biz de birazdan o tarafa da gideceğiz. Şimdilik buraları bir inceleyelim. Evet. Baharın habercisi çiçekler. Bu armut gibi bir şey herhalde, yabani armut. Armut değil bu. Bu ne kırmızı bu? Kırmızı meyvesi olur bunun sonbaharda. Kemerin genişliğini görmek için şu şekilde bakın arkadaşlar. Evet, ben burada konum anteneyim, benden anlayın ne kadar geniş olduğunu. Think of everything in blue. Nostalgia coming through when it's just me and you. We think of everything in blue. White, alright. You do too.
just me and you. We think of everything in blue. You and I are so alive. Every time I see my face. Buraya girilebiliyor. Şimdi buraya girip bir kontrol edelim. Evet, su kemerinin içine girdik şimdi. Burası merdivenlerle. Yukarısı ne kadar çıkalım. Evet, görüyorsunuz artık bağlantı noktaları kopmaya başlamış. Umarım. Evet. Son yeri, son taraf burası. Güneş batmak üzere. Biz de Aspando su kemerleri gezimizi tamamladık. Bir sonraki rotamızda buluşmak üzere. Kanalımıza abone olur ve bizi Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.